Nasıl Erdal kim ya? Babanın ortağı işte. Erdal amca mı yaptı yani? Evet, herhalde kim yapacak? Allah Allah, düşündüğün şeye bak. Adam babanın şirketini üstüne almak için yapmadığını bırakmadı ya. Yok canım, Erdal amca yapmaz öyle şey. Yapmaz tabii, yapmaz. Erdal, Erdal cami yaptırdı. Niye yapsın? Ya nasıl yapmaz ya? Ben sana ne diyorum? Bak, adamlar geldiler, önce seni otelin önünden kaçırdılar. Sonra da ben Erdal'ı takip ediyorum diye aynı adamlar beni kaçırdı. Sen nereden biliyorsun bunu? Sen oteldeki adamsın. Sandalye boş mu? Sen beni takip mi ediyorsun? Ya ediyorum çünkü dedektifim ben. Üf, ne dedektifi ya, sapık. Yalnız rica ediyorum, böyle ithamlar beni gerçekten canım çok sıkıyor. Ben mesleğimi yapmaya çalışıyorum ya. Beni annen tuttu seni bulayım diye. Annem mi? Evet. Annem yok ki benim. Tövbe de, anneye öyle denmez, çok ayıp. Öldü annem. Suzan kim o zaman? Suzan? O kadın benim annem değil. Babamın ikinci karısı. Sen Suzan'ı yalnız nereden... bir şey söyleyeyim mi? Helal olsun kadına. Bak, seni öz evladından ayırmıyor. Neden biliyor musun? Çünkü gittim, dedim Suzan Hanım, kızınızı kaçırdılar. O kadının bir ağlayışı var. Kendini parçala oradan oraya. Nasıl? Hani derler ya, yüreğiyle ağlıyor. Çünkü dekoltesi açıldığı için yüreğini gördüm ben ağlayışını. Oradan kanaat getirdim yani. Suzan mı ağladı? He. İşte o nedenle şimdi buradan bir şekilde nasıl olacak bilmiyorum ama çıkıyoruz ve ben seni doğru annenin yanına götürüyorum. O kadın benim annem değil dedim. Ayrıca ben hiçbir yere gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum ya? Gelmiyorum, zorla mı? Ya geleceksin dediysem geleceksin. Bana sesini yükseltme. E sen de düzgün konuş biraz. Şahane bir vücudun var diye her istediğini yapamazsın yani. Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? İstediğim gibi konuşurum. Şu an benim mesleki hayatım söz konusu. Ne mesleği be gerzek? Dedektifmiş. Kimi kandırıyorsa. Allah Allah. Sen şimdi bana yalancı mı diyorsun ya? Sen bir kere benimle bir düzgün konuş. Şimdi her şey bir yana. Bir kere ben senden büyüğüm. Öyle değil mi? O yüzden insan büyüğüne biraz saygı gösterir. Düzgün konuşacaksın başta. Konuşmazsam ne olur? Bir çakarım bir de yerden yersin. O kadar işte. Kurtarmazsın yani. Kurtarmıyorum ya. Ya sabahtan beri çemkiriyorsun be. Çirkef karı ya. Sus pus deme bana. Sus pus deme. Gelecek tabii. Bağırdın her yere. Herkesi topladın. Olaylar karıştı. Ben de geleceğim birazdan. Ya sussana, yakalanacağız. Ya yakalanalım. İlişki yürümüyor. Yakalanalım. Kop yani, inceldiği yerden kopsun. Bana ne ya? Yeter artık ya. Üç deyince. Soyunuyor muyuz? Yumruk gerizekalı. Ya ben sana nasıl vurayım? Belki hoşlanıyorum senden. Sana nasıl vurmamı beklersin benden ya? Ya bana değil, adama vuracaksın. Ya adama vuracağım. Görüyor musun işte? Kadın kısmı bu. Kadın kısmı bu. Daha ilişkinin birinci gününde hemen beni bir erkekle arama açıyorsun. Yok, beni sınıyorsun yani. Hayır. Ben bir kere birbirimizi tanıyalım istiyorum. Ten tene değsin. İlişki bir yükselsin. Zamana ihtiyacım var. Ya saçmalama, bir adam gelince vur. Ha, adama vuruyor. O süper fikir. Tamam. O zaman ben de düşündüm. Tamam şimdi o zaman ben bu şey alttan tamam ben hazırım. Sen vur dedim. Adam gelince ben vuruyorum. Onu çakıyorum. Ne oluyor burada be? Şahane karı ya. Bacana kaçın. Var mı bu arabanın? Efendim? Damga pulu diyorum. Arabanın var mı? Bilmiyorum. Vardır herhalde. Ne demek bilmiyorum Suzan Hanım? Sigorta? Ne bileyim İsmail Bey. Ben ilgilenmiyorum böyle şeylerle. Ama çok yanlış şeyler bunlar Suzan Hanım. Yani şimdi bir polis çevirse bize evraklarınızdan mı dese ne cevap vereceğiz memur arkadaşa? Ehliyet, ruhsat ne alemde mesela? Bak ya, kaçtılar. Lan bacanak, başlayacağım senin yapacağın işe ya. Ne yapıyorum? Gel, gel. Lan! Lan gel buraya lan! Lan kim veriyorum ben? Ne
buraya gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tutun bana. Anam! Bir şey oldu mu? Ne evi ya? Oradalar lan. Lan! Besteler orada, bekle. Oh, tam mevsimi valla. Millet arabalarını değiştiriyor. Ne diyorsunuz İsmail Bey? Hazır buraya kadar gelmişken bir de araba mı alsak diyorum. Sedan. Sedan? Sedan. Hani şu arkası geniş olanlardan. Pikniğe gitmek falan çok rahat oluyor. Ne pikniği İsmail Bey? Nerede buluşacağız adamlarla? Buralarda bir yerde. Buralarda bir yerde? Evet, evet. Araba takas eder gibi. Paralıyı söyleyeceğiz, anlaşmayı sağlayacağız. Parola ne? Belgeleri imzalayalım, kızı bırakın. Bu mu parola? Hangisi? Belgeleri imzalayalım, kızı bırakın. Öyle mi yapalım? Böyle olmayacak, öpüşelim. Ne diyorsun be gerizekalı? Sevgili numarası, öpüşmemiz şart. Ya koş hadi yaklaştılar. Koşarken öpüşelim. Gel 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 gel. Kimse yok, koş koş. Gel 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 gel. Al şunu tak 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 tak. Ne yapacağız? Ya bir planım var tak. Kurtulduk beni. Ne oluyor ya? Ne var be? Resmi tatilde dükkan mı açılır ya? Kaç beygir bu araba? 90 beygir. 70 olur. Kız gibi araba abi. Kız gibi araba diyorsa Ozan, galiba bulduk adamları. Bence bunlar onlar değil İsmail Bey. Hadi gidelim. Ozan Hanım, ben insan sarrafı olmuş bir adamım artık. Lütfen bana bırakın bu işi. Bakın şimdi. Takas yapıyor muyuz takas? Yaparız abi. Sende ne var? Önemli bir imza. Kız nerede? Burada işte abi. Nereye gidiyorsun? Ne oluyor orada? Oğlum. Atlayalım. Niye atlıyoruz canım? Şuradan gelmiştim. Hadi atlayalım. Yok ben atlamam. Şans işte, topa denk geldim.